Parik, hoş geldin yayınımıza öncelikle. Kabul ettiğin için çok Hoş teşekkür bulduk. ederim. Öncelikle seni biraz Rica anlatmak ederim. gerekiyor. Sen daha önceki savaşta da yine oradaydın. Sonrasında da Ermenistan'a çok yardımları olmuş. Çok ünlü bir doktorsun aslında orada. Ve çok insani nedenlerle oradasın. Bir sağlık emekçisi, bir doktor olarak. Biraz kendinden bahset istersen seyircimize seni anlatabilmek için. Ermenistan seni çok iyi tanıyor ama belki seni bilmeyenler vardır diye. Şöyle özetle anlatayım. Lütfen. 53 İstanbul doğumluyum. 80'de Paris'e geldim. Orada ihtisasımı yaptım. Ve bayağı Ermenilikten biraz uzaktaydım doğrusunu isterseniz. 88'de zelzele oldu. Zelzeledeki ilk ekibe girdim. Ermenice konuşan reanimatolog arıyorlardı. Ve ilk ekibe girdim. İlk ekiple Hayastan'la tanıştım. Ve ilk görüşten aşık oldum. Yani bir kıza nasıl aşık olursanız insanın kendi milletine aşık olması bu. Ve o gün bugün Ermenistan'dan çıkmadım. İlk olarak Artsakh'a 89'da gittim. Yani ilk giden Spürkhay doktorum. İlk olarak ben gittim. Savaş başlamamıştı. Savaşa hazırlık başlamıştı. Savaşa hazırlık başlamıştı. Hissediyordum yani ben orada bir şeyler öğretmeye çalışıyordum anestezide. Herkesin kafası başka yerdeydi. Ve savaş patladı. Savaş patladığı anda ben Fransa Doktorlar Birliği'nin başına başkan olarak seçildim. Yani bu da bir olay çünkü o kadar senelik bu Fransız establishment dedikleri Fransa doktorlarına İstanbullu bir doktorun ki Fransızcaydı o zaman iyi konuşmuyordum başına geçmesi bir olay oldu ama bayağı ilerledik ve Ermenistan'a ondan sonra devamlı gittim geldim ve bir sürü servisler açtık. Yani o zaman biriken Zerzeri'de biriken paralarla bir sürü servisler açtım ve böylece tanınmaya başladım. Ondan sonra işte Paris'te de Arnouville Kilisesi'nin başkanı oldum. Ondan sonra Ranting Okulu'nu açtım. Ondan sonra Fransa kiliselerinin yönetim kuruluna girdim falan filan. Şimdi hepsinden elimi eteğimi çektim ve Yerevan'a yerleştim. Yani özetle hayatım bu. Şu anda Fazla sen yaptıklarını Evet, çok şey var. bilmiyorum. Arada seninle ilgili bilgi almak isteyenler muhakkak Google'lasınlar ve bulurlar, görürler. Senin Ermenistan'a girişinde nasıl videolarla ve Ermenistan haber ajansları tarafından görüldü ve haber yapıldıysa, sen şimdi Yerevan'dasın ve bir şekilde görevini yemin ettiğin görevini icra etmeye devam ediyorsun. Sürekli olarak bilgiler de geçiyordum Facebook'tan bu Fransız gazetecilerle ilgili. İstersen hani belki merak ediyorlardır sadece Fransız oldukları için değil ama ben Yerevan'daki haleti ruhiyeyi de sormak istiyorum. Bir de senin orada şu an nelerle karşılaştığını. Evet, buna ufak bir parantezde bir de kendimin son durumunu anlatayım. Yani ben Ermenistan'a yerleşme kararı aldığım anda yani Paşinyan'la ilgili olarak kararım katileşti. Tavşa Herapokutyun olduğu zaman yani bunun Türkçesi nasıl da Kadife devrim diyorlar. kadife devrim diyebilirsiniz. O anda kararımızı aldık eşimle. Oğlumuzu yeni eşimle çünkü birinci eşim vefat etti. Ve onun adına burada bir kanser merkezi açtım. Onu orayı yönetiyordum. Bu arada eşimle karar verdik çocuğumuzu Hayastan'da büyütmeyi. Ve kararı aldık ama maalesef COVID'e yakalandım. COVID'e yakalandım ve 35 gün komada kaldım. Geçmiş olsun. 35 gün komada kaldıktan sonra uyandığımda her tarafım felçliydi.
Her tarafın felçliydi ve yavaş yavaş büyük bir rehabilitasyon çalışmalarıyla ayağa kalkabildim. Ve Ağustos'un sonunda emelimize ulaştık ve Hayastan'a yerleştik. Hı. Ama gel bak ki savaş başladı. Bu kadar zayıf bir bünyem olmasına rağmen şu anda dayanamadım ve gitmek istedim Karabağ'a. Tabii savaş patlar patlamaz. Evet. Çünkü hepsi arkadaşlarım, çoğu talebelerim. Hı hı. Onları yalnız bırakmamak istedim ama beni biraz aldattılar, götürmediler halimi bildikleri için. Ama anlayışla karşıladım. Çünkü gidip de onlara yük olmaktansa bana dedi ki sen orada kal çünkü yaralıları oraya yollayacağız. Evet. Ve yaralılar akın akıl gelmeye başladılar Yerevan hastanelerine. Hı hı. Tabii ben kanser merkezini bıraktım. Gittim Yerebuni Hastanesi'ne, benim arka bazım olan Yerebuni Hastanesi'ne, ki orada çok çalışma vermiştik. Fransız ve Doktorlar Birliği zamanında çok yerler açmıştık. Ve oranın sahibi benim arkadaşım. Başladım çalışmaya hastanede. Yani haleti ruhiye ne? Bir kere müthiş bir birlik var. Müthiş bir birlik var. Yani bunu kelimelerle anlatmak zor. 7'den 70'ine kadın erkek her ne meslek olursa olsun. Doktorlar, hemşireler, ne bileyim eli silah tutan herkes müthiş bir birlik içinde, herkes sınıra gitmek istiyor. Tabii sınıra gitmek o kadar kolay bir şey değil. Hı hı. Organizasyon olarak gitmek lazım. Ben tabii gidemediğim için gidenleri görüyorum. Mesela benim kanser merkezimin şefte servis başı, hı hı, şu anda orada. Hı hı. Benim en iyi arkadaşım ve çocuğumun gönkayırı olan Doktor Anatoli Gununi birinci günden, ki beni aldatan kişi o, orada. Orada ve gece gündüz çalışıyorlar. Hı hı. Yaralı sayısı çok yüksek. Yani sayı veremiyorum. Vermeye hakkım yok. Tabii. Ama gelen ağır yaralıları Yerebuni'de ağırlıyorum. Hı-hı. Ve tedavi veriyoruz. Hı-hı. Şu anda hiçbir şeyimiz eksik değil. Şu anda kayboldum galiba. Çünkü tamam, birisi arıyordu Paris'ten. Sorun. Neyse kapattım. Ne hiçbir anlatıyordum? Şeyimiz eksik değil diyordun. Hiçbir şeyimiz eksik değil. Hiçbir hı-hı şeyimiz eksik değil. Yani Yerebuni Hastanesi bir kere müthiş bir reanimasyon servisi kurdu. İkinci bir servis. Covid için kurduğu servisi bugün savaş için kullanmaya başladık. 22 tane harika yatak var. Müthiş teçhizatlı bir yer ve herkes canla başla çalışıyor. Doktorlar ilk 3 gün evlerine gitmediler. Gece gündüz çalışıyor. Yaralılar ufak yaralı değil. Hı hı. Ufak yaralı değil. Büyük yaralılar. Yani hepsi obü yarası. Obü grad yarası. Grad diyorlar. Tamam. O uzaktan atılan bomba yarası çoğu. Hı hı. Ve ne bileyim işte elimizden geleni yapıyoruz. Hı hı. Müthiş bir turnover var. Evet. Aşağı yukarı 40 yatağımız var. Bu hastalar için, bu yaralılar için. Hı hı. Turnover'la devamlı dönüyor. Mesela dünden bugüne 7 hasta kabul ettik. 7 yaralı kabul ettik. Hı hı. Peki diyordun hem oradaki atmosferi tanımlarken diyordun ki herkes gitmek istiyor. Bir taraftan organize gitmek gerekiyor vesaire, bunlardan bahsediliyordu. Şimdi sen Fransa'dan oraya taşındın. Bunu sormak istiyorum çünkü sen Fransa'da çok da aktiftin Ermeni toplumu içerisinde. Macron'un işte şimdi müdahale etmeye çalışmaları ya da Avrupa'nın yardımı. Yani bizim Ermenistan'da şu an ne, bu savaşın durması için neye ihtiyaç var? Oradan nasıl gözüküyor ve sen nasıl görüyorsun? Ben zor görüyorum. Savaşın durmasını zor görüyorum. Çünkü bu bla bla. Hı-hı. Herkes konuşuyor. Herkes dur diyor. Türkiye'yi durdurmadıkları müddetçe bu savaş durmaz. Hı-hı. Türkiye'yi durdurmaları lazım.
Türkiye kabul etmiyor bugün silah. Yalnız Türkiye de değil ya. Türkiye'nin bir de üçüncü bir devlet var yani. Bugün kabul etmek lazım. Bu İsrail. İsrail müthiş bir silah desteği satımında ve yalnız silah satımı da değil Aris. Bence yalnız silah satımı da değil. Bence kullanılmasını da onlar idare ediyorlar. Bu pilotsuz hava uçağı, bunun Türkçesini tabii, bilmiyorum. Drone diyorlar ona. Dronların verdiği zayiatı ben görüyorum. Dronların verdiği zayiatı, kamikaze dronlar var. Gözlemci var, ateş edenler var. Artık tabii bilmiyorum ama bunların zayiatını görüyorum. Ve bence İsrail bugün ikinci Ermeni soykırımında büyük rol oynuyor. Veyahut da bitmeyen birinci Ermeni soykırımı diyebiliriz. Bitiremeyen birinci Ermeni soykırımı. Türkiye'nin çekilmesi şart. Bir. İkincisi İsrail'in bu silah vermesini durdurması şart. Üçüncüsü Gürcistan'ın. Gürcistan'ın da çok büyük rolü var. Yani dost bildiğimiz devlet bütün sınırlarını kapadı. Ne havadan ne karadan hiçbir şey bırakmıyorlar. Geçişini engelliyorlar. Yani Allah şükür biraz yiyecek giriyor. Yani Allah'a şükür onu bırakıyorlarmış diye duydum ama tabii bunu ben gazeteci değilim. Bunları teker teker kontrol etmiyorum ama gördüklerim bu. Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi herkes böyle merak ediyor. Bize de sosyal medyada hep sataşıyorlar. İşte Garo'ya da, Garopaylan'a da şimdi ASAM tehditte bulunmuştu. Şimdi biz Türkiye'li Ermeniler yurt dışına gidiyoruz diasporadan vesaire. Bize ne Karabağ diye hani böyle sataşıyorlar. Sen şimdi oradasın ve bunu çok iyi anlatabilecek bir pozisyondasın. Evet, bunu Arif'ciğim şimdi söylemiyorum. Bunu 89'da söyledim ben. 89-90'da Karabağ'a giderken 89 senesinde ilk gittiğimde dedim ki ya ne ihtiyacımız var bizim Karabağ topraklarını tutmaya? 200 bin kişiyiz burada. Yani ne gerek var bunun için savaşa girmeye? Ama ne zamanki Karabağ'a gittim, orada anladım ki Karabağ bir bahane. Karabağ bir bahane. Karabağ'ın arkasında görülen iceberg'in yüzü, alt tarafı bu Türkiye'nin maalesef Azerbaycan'ın maşa olarak kullanması ve tabii biraz jeopolitiğe giriyorum ama bunu hissediyorum. Ben bunu 89-90'da söyledim. Amaçları Ermenistan'ı yok etmek. Amaçları Ermenistan'ı yok etmek. Hele iki senedir bu amaçları çok daha yükseldi. Çünkü Ermenistan müthiş bir demokratik devlet oldu. Müthiş bir ilerleme kaydetti. Bütün corruption, korupsiyon kalktı. Yolsuzluklar hepsi sona erdi. Yolsuzlukların hepsi sona ermiş gibi idi. Herkes gülmeye başlamıştı. Yani ileriye güvenle bakıyordu. Okullar iyi çalışmaya başladı. Hastaneler iyi çalışmaya başladı. Falan filan. Sosyal sigorta kavramı gelmeye başladı. Kanserli hastaların paralarını vermeye başladı. Eskiden herkes cebine atıyordu. Bütün eski hükümetler ki hepsini tanıyorum. Hepsiyle yakından tanıştım. İkinci Cumhurbaşkanı, üçüncü Cumhurbaşkanı, hepsinin aileleriyle, sağlık iş sorunlarıyla falan filan. Yani şu anda bu iki senedir ki bu durum hiç kimseyi memnun etmiyor. Başta Aliyev, ikincisi Türkiye. Müthiş bir demokratik, müthiş bir çalışkan ülke olmaya başladı. Üretmeye başladı, satmaya başladı. Bu muhakkak ki rahatsız ediyordur orada. Boşu boşuna durmuyorlar. Son bir şey soracağım. Biraz toparlamak da istiyorum. Şimdi
Peki bundan ben şunu düşünüyorum bir taraftan. Bu yapılanlar işte Amerika'daki Ermeni okullarına saldırılardan kadar başlayıp da Türkiye'deki milletvekili Garo'ya saldırılar ya da yani tacizler Ermeni toplumuna, oradan Ermenistan'a, Karabağ'a kadar bunların hepsi aslında önümüzdeki nesillere nefreti taşımasına Türkiye'nin yardım ediyor. Şu anda bütün bu olanlar mesela Ermenistan'dan gelen açıklamalarda hep şunu görüyorum. Daha önce komşu devlet, karşı taraf, Azerbaycan, Türkiye denirken artık savaşın içinde olduğu kanısı ve bilgileriyle birlikte düşman tabiri kullanıyor. Azeriler kullanıyordu bunu daha önce Ermeniler için ve Türkler Ermeniler için kullanıyordu. Şimdi tekrardan böyle bir pompalama görüyorum. Bu etkiliyor mu orada insanlar? Yani önümüzdeki nesildeki etkileyecek mi Ermenistan'daki çocukların? Tahmin etmiyorum. Tahmin etmiyorum. Çünkü burada bir kere Türk basınını takip etmiyoruz. Çok güzel. Türk televizyonunu katiyen takip etmiyoruz. Hele ben konuşurum, yazarım Türkçeyi. Katiyen takip etmiyorum. Yani bir kere inanmıyorum. Niye inanmıyorum Türk medyalarına? Annem arıyor. Diyor ki aman yavrum dikkat et falan filan. Ne oluyor? Gidiyormuş falan. Yahu 7. gün savaşın 7. günü. 7. günü bu kadar ağır silahlarla saldırıyorsunuz. Bu kadar sivil halka saldırıyorsunuz. Söyleyin bakalım kaç metrekare toprak geri aldınız? Alamadınız. İsterseniz 100.000 kişiyle gelin. Millet dayanıyor. Bir metrekaresini geri vermediler. Evet yaralımız var mı? Var. Ölümümüz var mı? Var, çok var. Ama her biri bizim için bir kayıp. Onu da biliyoruz. Ama bana söyleyin nereye kadar geldiniz? Hani tampon bölgeyi bile alamadılar geriye. Tampon bölgeyi hani bırak Stepanakert'e girmeyi veyahut da Hadrut, Mardaker, Fuzuli falan bu bölgelere girmeyi. Yani daha tampon bölgelerini alamadılar adamı. 7. gün. Onun için iyi ki takip etmiyorum Türk medyasını. Çünkü takip etsem göreceğim ki hepsi yalan. Çünkü ben buradan aslını görüyorum. Aslı da dendiği gibi değil. Evet, yaralımız var. Ne kadar zaman dayanırız bunu bilemem. Karabağ elimizden gider mi? Bunu da bilemem. Ama millet şu anda canı gönülle, büyük bir cesaretle 7'den 70'e çabalıyor. Yaralılar arasında mesela 19-20 yaşında var ama 52 yaşında da var. Yani gönüllü olup gidip de yaralananlar da var. Benim şunu ben duymak istiyordum. Bu sence sokakta yani Ermenistan'da yaşayan insanların şimdiki işte 8-7 yaşında okula giden çocukların diline, zihnine yansıyacak mı? Bu bir travma olarak orada görülecek mi yani? Travma olarak tabii görülecek. Çünkü zaten 25 seneki önceki savaşta böyle. Ama hiçbir zaman Türkleri ve Azerileri onlar düşman olarak görmüyorlar. Gelen, Yerevan'a gelen Türkler bunu anlatabilir. Yani hiçbir zaman düşmani bir tavır yok. Belki Ermeniler gitse Türkiye'yi olabilir. O Ki da bu her zaten bölgesinde bir. aslında şu anda Ermenistan'ın gazetecileri açık, Azerbaycan'ın ise kapalı olduğundan zaten anlaşılıyor. Çok basit bir şekilde. Anlaşıyor. Yani bence yeni nesil Türk düşmanı bitmiyor. Mesela oğlumun okulunu takip ediyorum. Gerçi Fransız okuluna gidiyor burada ama hiçbir zaman çocuklar savaştan bahsetmiyorlar. Yalnız benim oğlum ki çok pasifist bir çocuk. Kaç uçak düşürdük bu sabah baba diyor bana. Bir tek bunu soruyor. Ama hiçbir zaman Türkiye'yi karşı, Türklere karşı bir düşmanlık beslemiyor. Ve Paris'teyken en iyi arkadaşlarından birisi, sınıf arkadaşlarından birisi Türktü. Anlatabiliyor muyum? Yani bence ve yeni nesilde de böyle bir şey görmüyorum. Ama kanımızın son damlasına kadar savaşacağız, koruyacağız. Hiçbir zaman ikinci bir soykırıma izin vermeyeceğiz. Bu zihniyetle gidiyorlar. Çok güzel. Çok mersi Kemal. Yarım saat önce çok çok iyi bir arkadaşım doktor, çok kıymetli bir doktor telefon açtı bana dedi bak ben burada duramıyorum.
ben gidiyorum dedi. Hı hı. Yarım saat önce arabasına atladı ve gitti. Hı hı. Yani ki kulak burun uzmanı. Hani ne yapacak kulak burun uzmanı orada da. Ama buna rağmen anlatmak istediğim şu, millet gidiyor. Yani tutamıyorsun milleti. Erevan boşaldı gibi bir durum. Hı hı. Tamam. Çok teşekkürler Kevork Akbarik bu bilgilerin bağlantın için. Arisciğim ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sen de Garo, kendine iyi bak. Garo Paydan'ı da arada bir görürsen söyle, çok dikkat etsin. İkinci evet. Bir Hrant Akbarik'imiz olmasın. Kesinlikle. Ne olursun söyle kendisine. Birazdan bültende konuğum olacak Garo'da. Bu saldırıları konuşacağız kendisiyle. Çok teşekkürler Kevork Akbarik. İleteceğim bu mesajını. Rica ederim. Bay bay. Bay bay.